Ablam. Şadiye. Şadiye, ne kadar merak ettim sabaha kadar ya. Şey Narin abla, tehlike geçsin diye aldım götürdüm Şadiye'yi. Yani onun izni olmadan böyle evlilik falan olmayacak yani, yanlış anlama. Tabii canım, herhalde. 15 yıl sonra bir saat gördüğün insanla hemen evlenmek istemezsin zaten, değil mi canım? Evet işte biz de konuştuk bütün gece öyle Zafer'le. Evi gösterdi Zafer bana. İşte şey yapmış, boya badana falan yapmış eve. Şey, ben sizi daha fazla rahatsız etmeyeyim. Tamam o zaman. Belki bir ara bir balık yemeye gideriz ha, deniz kenarında. Sen iyice bir dinlen de. Olur. İşte... Ararsın yani sen beni. Tamam. İyi günler Narin abla. Güle güle. Oh be. Yani ben şu anda tahliye oldum. Şimdi çıktım ben. Ya içeriden çıktığımdan beri başıma gelmeyen şey kalmadı ya. İçeride daha huzurluydum ben yani. Ay çok uykum var. Uyu sen, uyu. Uyu. Uyanınca o suratındaki gülümsemeyi anlatacaksın ama bana, tamam mı? Sen ne zaman akıllanacaksın, he? Abla ya, tamam abla ya. Yani çocuk geldi öyle kibarca çıkma teklif etti. Öyle aceden falan da yok diyor zaten. Ya beklerim diyor, her şıkta kabulümsün sen benim diyor yani. Şadiye saçmalama. Gerçekten çıkar aklından o çocuğu, karanlık bir çocuk o. Ben artık oynatıyorum bu kez. Nasıl gittim ya odama? Telefon edip sorsam ya. He, buna çıkarmış senin desin değil mi Fırat? Ben de oturayım aşağıya. Tamam, şeytana uyudum. Yanlıştı yaptım ama... bir sor, niye yaptım? Sonra? Bu kadar. Nasıl bu kadar? Sor ve dur bir düşün abi. Bu ne böyle be, taksit taksit. Bugüne kadar her ne yaptıysam sana rağmen senin için yaptım. Bir gün bu yaptığımın ne kadar doğru olduğunu anlayacaksın. Sen ver onu bana, ben anlatacağım ona. Anlatacağım ben ona. Hala konuşuyor. Tatiana, bu nasıl yazılıyor bu? Gel bir dakika buraya. Yaz. Fazla konuş. Ne yazma ya, bırak. Tamam. Pehlivan telfikası gibi taksit taksit gönderiyor. Ya tamam. Bir tarafım çok kırgın benim Zafer'e. Yani bu kırgınlık da öyle kolay kolay geçecek gibi değil. Dün gece yaptığı şey şövalyelik gibi bir şeydi abla. Etkiledi yani beni. Hem geçmişimi de silmiş atmış kafasından. Ama işte insanın inanası gelmiyor. Acaba ne kadar samimi? Ay benim kimseye güvenim kalmadı artık bu hayatta ya. Gerçi ev falan da tutmuş. Yani niyetinin ciddi olduğunu belli etmeye çalışıyor yani bana, değil mi? Şadiye, seni üzmek istemem ama... böyle geçmişini bilen biriyle evlilik sürdürmek o kadar kolay bir şey değil ablacığım. Ben çok gördüm böyle vakalar. Adamların sonradan gözleri dönüyor. Tehlikeli olabilir. Dikkatli ol. Ayrıca babamdan korkup saçma sapan bir karar verme, tamam mı? Ben babam hakkında suç duyurusunda bulunacağım. Oralar tamam, hallettim yani.
Ay adam bir gene delirecek kesin. Yani Zafer'le evleneceğimi düşünüyor. Aslında sesi soluğu çıkmazdı bunun bir süre ama. Şadiye, evlenecek değilsin herhalde tanımadığın adamla. Babam rahat dursun diye. Dağ başı değil burası. Biz de çaresiz değiliz. Tamam artık yeter, herkes haddini bilsin ya. Burama kadar geldi. Ay adam sevdiği kadınla gitti, evlendi. Çoluğa çocuğa karıştı. Tamam artık ya, düzeldi yani adam dedik. Gene eskiye dön diyor. Hep benim yüzümden bunlar ama. Şadiye. Bak bu adamın geçmişinden gelen çok büyük pişmanlıkları var. Çok büyük kabusları var. Tamam mı? Halledemiyor bunları. O yüzden de barınamıyor ne geçmişinde ne de şimdiki hayatında. Kendi farkında değil sadece, o kadar. Bak Ümmü de gitti çocukları alıp. Deme. E ne oldu büyük aşk? Ha? Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.